yine bir programda siz bir büyük kapışmadan bahsetmiştiniz. Bu etkilerle alakalı, bu büyük kapışma söyleminizle alakalı son durum nedir? Şimdi iki şey söyleyip öyle başlayalım o zaman Turan Bey. Birinci husus şudur. Biz burada iktisadın yaşadıklarımızı anlamaya yetmediğini söyledik değil mi? İktisat öyle. Bilimi aciz. Siyaset bilimci, sosyologlar, psikologlar hepsinin devrede olması lazım. Ve bu nedenle ben burada bir Recep Tayyip Erdoğan'ın psikolojisi, zihniyetinin analizini de yapmak zorunda kaldım. Ve şunu ortaya koydum. Recep Tayyip Erdoğan bütün rakiplerini tek tek yenmeden rahat duramaz. Şu an Recep Tayyip Erdoğan iktidarını kimle paylaşıyor? İşte bakın gittikçe hani bazıları bu eleştirime ağır bulmuştu. Umarım şimdi anlamaya başlamışlardır. Hayatının büyük bir kısmı hapiste geçen, isim vermeyeceğim bir katil şu an ortalıkta çıkmış, devlete ayar veriyor. Ana muhalefete ayar veriyor. Yargıçlara ayar veriyor. Hakaret ediyor. Bizatihi Cumhurbaşkanlığı kendisine Rize'li Yezid dedi. Bunu diyeni biliyoruz. Biliyoruz. Bu kişi ortalıkta dolaşıyor. Ve bu kişiye kim kalkıp sahip çıkıyor? Dava arkadaşımdır diyerek Recep Tayyip'in ortağı olan bir partinin başkanı, o benim diyor, dava arkadaşımdır, vatansever ve milliyetçidir diyor. Bakın Türkiye'de vatanseverlik ve milliyetçilikle katillik, hırsızlık, suç örgütü üyeliği nasıl iç içe geçirildi ve bu ortamdan geçiyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Recep Tayyip Erdoğan mahkum. İktidarını bir güçle paylaşmak zorunda kalıyor ve onun adını söyledik. Türkiye'nin 1990'larını bir talihsiz kartal pençesi gibi kopartıp almış götürmüş, Türkiye'yi büyük çöküşten çöküşe sürüklemiş, faili meçhul cinayetler ülkesi haline getirmiş, Türkiye'nin bütün kaynaklarını Güneydoğu Anadolu bölgesinde sözde bir PKK mücadelesiyle, belirsizlik ortamında, hukuksuzluk ortamında, bir olağanüstülük ortamında cebine indirmiş bir katiller sürüsü şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı ortağı olmuş durumdalar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bunlardan ilk fırsatta, mümkün olan ilk konjüktürde kurtulmak ve bunları yenmek istediğine hiçbir kuşku yok. Dolayısıyla zaten ya o onu yiyecek ya diğerleri Recep Tayyip Erdoğan'ı yiyecek. Bunu yaşayarak görüyoruz. Şimdi benim kanaatim şu, Joe Biden'ın Amerika'da gelmesi Recep Tayyip Erdoğan için hem bir motivasyon hem de bir tehdit. Ergenekon ekibiyle kapışmak için bir motivasyon, Amerika'dan gelecek yoğun baskı ve hukuksuzlukları inceleyen ve Türkiye'ye cereme çıkartacak yargılamalar nedeniyle de büyük bir tehdit. Ben size söyledim, Recep Tayyip Erdoğan güçlüden korkar ve diz çöker, mazluma zulmeder. Zihin kodları böyledir. Çünkü tanrılaşmak istemektedir. Ve benden daha büyük bir güç yoktur'u bir dağın tepesine çıkıp sonsuzluğa çığırmak istiyor. Bana kimsenin gücü yetmez demek istiyor. Şimdi bu manevrayı yapabilirse muhtemelen Joe Biden'ın eksenine kaymak istiyor. Amerika'yı yanına alacak pazarlıkları yapmak istiyor. Bu sayede ekonomiyi ayakta tutmak için IMF'den büyük bir parayı getirmek istiyor. Bu vesileyle de Amerika'yı ve Batı müttefiklerini yanına alarak bu Avrasyacı Ergenekoncu ekibi yenmek ve artık nihai zaferini ilan etmek istiyor. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmak istediği dünyadan mutlu olanlar, kurmak istediği rejimden mutlu olanlar gidip Recep Tayyip Erdoğan'a destek olabilirler, yanında yer alabilirler, onun dereyi karşıya geçip son sistemin geri kalan unsurlarını yok etmesine yardım edebilirler. Ama niyet bu, hedef bu. Yalnız size bir soru da ben sorarak cevaplamak isterim Turan Bey. Şimdi belki izleyen arkadaşlar da merak ederler, öneriyorum da bu kitabı. 1984'te yayınlanan ve maalesef hala Türkçe tercüme edilmemiş olan ama
çok baş yapıt olarak okunması gereken, ben üniversitede bütün yüksek lisans doktora derslerimde okuturdum Türkiye'deyken, şimdi de yine okutuyorum. Bu Manchur Olson'un Devletlerin Yükselişi ve Çöküşü adlı meşhur bir kitabı vardır. Bu kitapta şunu inceliyor. Her rejim kendi çıkar gruplarını yaratır, bunları güçlendirir, bunlara rejimi teslim eder ve rejim bir yerde gider, verimsizliklerle, yüksek maliyetlerle, rekabet ortamında oluşmayan fiyatlarla dibe vurur. Fakat bu rejimi kuran bu ekip kendini reforme edemez. Kendini dönüştüremez. Çünkü bir suç şebekesine dönmüştür. Sandalyesinden kalkma şansı kalmamıştır. Bu tür, mesela Japonya 2. Dünya Savaşı'na götüren militaristler kimse durduramamıştır. Sokaklarda devletin bakanlarını, siyasetçilerini öldürüyorlardı. O baskıyla 2. Dünya Savaşı'na soktular, Japonya yok ettiler. Hitler'in hükümetini kimse durduramadı, 2. Dünya Savaşı'na soktu. Türkiye'nin 1990'larını yönetenler kendini reform edemediler, 2001 krizine girdi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tür kendi içinde güçlü, az sayıda insanın güçlü çıkar grupları oluşturarak, akraba, eş, dost kapitalizmi yaratarak kendini beslediği rejimleri, bu iradenin, bu ekibin bir daha reform edip düzeltmesi ve o ülkenin geleceğe yürümesi ampirik olarak mümkün değil. Bugüne kadar olmadı. Dolayısıyla bu ülkeler için, örneğin 2001 yılında Türkiye'yi bu Ergenekon diktasından kurtaran büyük deprem ve büyük ekonomik krizdi. O ikisi ard arda gelmese onlar bir yere gitmeyeceklerdi. Bakın, bir büyük zulüm geldi, bir büyük kriz geldi, bir deprem geldi, insanlarımız öldü ama o ekip ilk seçimde bir daha ortalıkta gözükemeyecek bir şekilde tasfiye oldu. Japon emperyalistlerini ancak 2. Dünya Savaşı hezimeti durdurabildi. Alman Nazilerini, Almanlar çok büyük acı çekti ama o büyük mağlubiyet durdurabildi. Recep Tayyip Erdoğan'ı içeriden bir dinamiğin durdurması da mümkün gözükmüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sistemini her gün 5 defa vaat edip ama yapmayacağı gibi bir reforma, bir demokrasiye, bir insan haklarına dönmesi mümkün değil. Türkiye'nin rejimini bir dış etkiyle veyahut da büyük bir, Allah korusun yine de diyeceğiz, orası bizim ülkemiz, bir büyük deprem gibi bir beklenmedik bir şeyle değiştirmek mümkündür. Recep Tayyip Erdoğan rejiminin gitmesini isteyenler Amerika'yla oturup, demokratik güçlerle oturup, Avrupa ile oturup, insan hakkı, demokrasi Türkiye'de görmek isteyen, halk iradesi görmek isteyen, piyasa ekonomisi görmek isteyen kesimlerle bir arada oturup Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi kurtarmaktan başka pazarlık edilecek, düşünülebilecek hiçbir gündemi olmaması gerekir Türkiye'nin.